Yani her şeyi gözlemen mümkün değil. O zaman ne yapacaksın? Dikkat ederseniz bilgi bazımız genişliyor. Peki %100 doğruyu mu bulduk? Hayır. Ve bu evrenin sonunda bize merhaba diyecek Aristo'nun tanrısı duruyor. Eğer görürsek başımızın üstünde yeri var. Değil mi? Hiç dert değil yani. Bir iğnenin ucunda kaç melek dans eder. Şimdi dam üstünde saksa. Bu genel önerimi doğrulamakla bir yere varamıyorsun. Çünkü sonsuz miktarda gözlem yapman lazım. O mümkün değil. Ama bu öneriye ters tek bir gözlem yaparsan diyorsun ki o öneri doğru değil. Bakın bilim hakikate hiçbir zaman ulaşamaz ama yaklaşır. Geometrik ilişkilerle veya cebir ilişkileriyle doğa olayları aynı tür şeyler değil. Geometri genelde matematik, tamamen soyut, insanların ortaya attığı bir şey. Orada kesin neticeyi görebiliyoruz. Yani bir benzer üçgenin kesin netice verdiğini görüyoruz. Fakat zelzele neden oluyor, nasıl oluyor? Efendime söyleyeyim, büyük fırtınalar nasıl oluyor? Şimdi bunları bu şekilde cevaplandıramıyoruz. Bunlar direkt gözlem gerektir. Yani bunu bir anlaman lazım. Gözleyip anlaman lazım. Fakat bunları gözlemek için sonsuz ömür lazım. Yani her şeyi gözlemen mümkün değil. O zaman ne yapacaksın? Gözlediğin bazı şeylere diyeceksin ki ya bunlar sanki belli bir izah etrafında toplanıyor. Biz bu izahı bir varsayım olarak kabul edelim. Bu varsayım ne zamana kadar geçerli olsun? Biz bu varsayımı yanlışlayacak bir gözlem yaparsak o zaman bu varsayımdan vazgeçelim. Yeni bir varsayım ortaya atalım. Ama yeni varsayımımız eski varsayımın izah ettiği her şeyi izah ettiği gibi bu eski varsayımı yanlışlayan gözlemi de izah etmesi lazım. Dolayısıyla dikkat ederseniz bilgi bazımız genişliyor. Peki %100 doğruyu mu bulduk? Hayır. Daha çok şey biliyoruz, daha çok şey anlıyoruz ama bunun %100 doğru olduğunu bilmiyoruz. Onun için bunu test etmeye devam ediyoruz. Şimdi tarih boyunca bu yapılan testler bazı konularda o hale gelmiş ki ya artık bunun da yanlışı olmaz deniyor. Bunun en çarpıcı örneği Newton'dur. Yani Newton'un mekaniği o kadar büyük bir başarıdır ki. Yani Alexander Pope bile şair ne demiş? Yani demiş tabiatın sırları gecede gizliydi. Tanrı Newton'a ol dedi her şey aydınlandı. Yani filozof Immanuel Kant o da diyor ki ya diyor yani bu adam gerçeği buldu bitti işte. Yani elmanın düştüğünü hesap ettiğin eşitlikle, denklemle Jüpiter'in dönüşünü de hesap ediyorsun. Aynı denklem. Bu diyorlar inanılmaz bir, muazzam bir başarı. Şimdi bunlar olurken David Hume, İskoçyalı bir filozof. David Hume diyor ki biz diyor deneyimlediğimiz ya tecrübe ettiğimiz şeyleri bilebiliriz. Ama diyor bunlardan tecrübe etmediğimiz, görmediğimiz, bilmediğimiz şeyler hakkında kesin doğru bir çıkarım yapamayız. Meşhur kuğu örneği değil mi? Sen yüz binlerce kuğu gördün, hepsi beyaz. Diyorsun ki efendim ben bir hipotez ortaya atıyorum. Bütün kuğular beyazdır. Bu ne zamana kadar geçerli? Birisi bir siyah kuğu bulana kadar. Biliyorsunuz 18. yüzyılda bulundu siyah kuğular Avustralya'da. Şimdi ne yapacaksın diyeceksin ki kuğular iki renk olabilir. Beyaz kuğular, siyah kuğular. Bu ne zamana kadar geçerli? Birisi yeşil bir kuğu bulana kadar. Değil mi? O zaman diyeceksin ki kuğular beyaz, siyah ve yeşil olabilir. Her renkte kuğu vardır dediğin zaman bunun test edilmesi çok güç. Mümkün değil. Dünyadaki bütün kuğuları görmen lazım. Üstelik ölmüş kuğuları da bilmen lazım. Her şeyi izah eden bir kuram aslında hiçbir şeyi izah etmiyor. Bir test edilemiyor. Bir diğer ifadeyle test edilemiyor ne demek? Sen gerçekle temasa gelemiyorsun. Yani gerçeğin sana ya bak bu olmadı demesi lazım ki sen diyesin ben bunu böyle zannediyordum ama bak tabiat, çevre neyse ne hakkında fikir beyan ettiysem o bana dediğimin gerçek olmadığını söylüyor. Yani ben gerçek zannettiğim bir şeyin gerçek olmadığını öğrendim. Bunu nasıl öğrendim? Gerçek olan bir şey bana mani oldu. Ama bu gerçek olan şeyin de ben her tarafını görmüyorum. Benim sadece bir dediğimin doğru olmadığını gösterdi bana. Dolayısıyla ben ona göre görüşümü değiştirmem lazım, düzeltmem lazım. Ama hep şuna da hazır olmam lazım. Bu düzelttiğim şekliyle de benim yeni varsayımım bir itirazla çarpışabilir. Ama varsayımların mutlak surette gerçekle temasa gelebilir laflar olması lazım. Değil mi? Şimdi biliyorsunuz Paris Üniversitesi Orta Çağ'da doktora tezi veriyor. Bir iğnenin ucunda kaç melek dans eder? Şimdi dam üstünde saksağan. Buna cevap vermek mümkün değil çünkü gerçekle temasa gelmesi mümkün değil. Gözlem yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın.
Ne yapıyorlar? Bunlar senin kitaptan okuyor bilmem ne. Efendim işte buna göre, buna göre, buna göre, işte bu Aziz'in dediğine göre falan. İşte en fazla bu kadar melek dans eder. E güzel. Nasıl kontrol edeceğiz bunu? Yok. Bir iğnenin ucunda kaç melek dans eder dersen bunu hiçbir zaman hiç kimse kontrol edemez. Aristo'nun şeyini düşün. Gezegenler hepsi bir küre oluşturuyorlar. İç içe küreler. En dışarıda da bunları hareket ettiren ilk hareket ettirici var. E biz baktık. Böyle bir şey görmedik şimdi. Yani gezegenlerimiz kendi kendilerine güzel güzel dönüyorlar. Niye döndüklerini de biliyoruz. Onu da Newton izah etti. Hatta buradaki bazı düzensizlikler, mesela Merkür'ün perihelyonu gibi, onu da Einstein izah etti. Değil mi? Şimdi gidiyoruz. Şimdi sen dersen ki efendim bu evrenin sonunda bize merhaba diyecek Aristo'nun tanrısı duruyor. Eğer görürsek başımızın üstünde yeri var. Değil mi? Hiç dert değil yani. Ama bunun herhangi bir işini, bir teori ortaya, bir kavram ortaya atarken şunu da yapman lazım. Bu kavram veya bu teori şu gözlem ve şu mantık nedenleriyle bana doğru geliyor. Şu gözlemleri yaptım, bu bana doğru geliyor diyebilmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen diyorsun ki orada bizi ve kainatı bilmem ne yaratan Tanrı'yla karşılaştık. Tamam. Şimdi o zaman o Tanrı'ya şu soruyu soralım. Zat-ı halinizi kim yarattı? Yani eğer her şeyin bir yaratanı varsa ona da sormamız lazım. Seni kim yarattı? Şimdi gerçek dediğimiz şey bizim dışımızda var olduğunu varsaydığımız tabiat. Şimdi bu tabiat hakikaten var mı? Yoksa benim rüyam mı? Bunlara rasyonel cevap vermek mümkün değil. Dolayısıyla irrasyonel olarak diyoruz ki evet, biz buna inanıyoruz ki dışımızda bir tabiat var. Değil mi? Ve buna inandığımız için ben mesela 15. kattan aşağı atlamıyorum. Tabiatta kütle çekimi diye bir şey var. Beni aşağı çeker ve öldürür. Değil mi? Yani efendim bütün bu tabiat benim rüyamdır diyen bir adam işte buyur lütfen atla dersin. Bakayım atlayabiliyor mu? Şimdi bu tip şeylere dayanarak diyorsun ki ya benim dışımda bir tabiat var. Şimdi bilimin amacı bu tabiatı öğrenmek ve anlamak. Bak bu ikisi çok önemli ayrı farklar. Bir bilgi toplamak istiyoruz. Ama bu bilgiyi toplamak yetmiyor yani. Allame olmak yetmiyor. Ve bunu anlamak lazım. Çünkü bilgi dediğin şey parsellidir. Toplanılır, biriktirilir, depo edilir falan. Anlayış öyle değil. Anlayış sürekli ve sürekli değişen bir şey. Bizim amacımız bu. Şimdi bu amaca ulaşabilmek için biz kainatta gözlem yapıyoruz. Neyi gözlediğimize bağlı. Mesela dersem ki bu benim elimde bir telefon var. Yani bunun tartışılacak tarafı yok. Değil mi? Bu hakikaten telefon. Ha diyebilirsin ki ulan o telefona benzer başka bir şey olmasın. Ha olabilir. Bu incelenir bilmem ne olur falan. Ama işte bu böyle. Öteki taraftan diyoruz ki efendim kainatın her yerinde çekim gücü aynıdır. Ha, bu bir varsayımdır bilmiyoruz. Bu varsayımı yapıyoruz ondan sonra bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Acaba hangi gözlemleri yapabiliriz ki bunun yanlış olduğunu görebilelim. Neden yanlış olduğunu görebilelim. Çünkü doğru olduğunu gördün bir yerde. Öteki tarafta da doğru mu bilmiyorsun. Şimdi bu David Hume'un kuğularına geldik. Bütün kuğular beyazdır. İyi güzel. Aynen, bu varsayım ne kadara kadar geçerlidir? Birisi siyah kuğu bulana kadar Avustralya'da da bulundum. Genel bir önerim yaptığın zaman bu genel önerimi doğrulamakla bir yere varamıyorsun. Çünkü sonsuz miktarda gözlem yapman lazım. O mümkün değil. Ama bu öneriye ters tek bir gözlem yaparsan diyorsun ki o öneri doğru değil. En azından bunu biliyorsun. Ama yani bunu Popper demeden önce mesela James Hutton söylemiş. Açık açık New Principles of Knowledge kitabında we know something by knowing what it is not diyor. Bilim tarihine baktığın zaman da bu hep böyle gelişmiş. Birileri bir hipotez ortaya, bir varsayım ortaya atmış. Ondan sonra birileri demiş ki kardeşim şu gözlemler bundan uyuş. Ondan sonra birisi demiş ki ben eski varsayımın açıkladıklarını ve bu yeni gözlemleri açıklayan yeni bir varsayım ortaya atıyorum. Biz gerçeği, gerçek dediğim bizim hayalimizde olan bir şey, bizim dışımızda olan bir şey. Ama bu gerçeğin mutlak olduğunu kabul etmezsen bir adım sonrası tımarhane. Bizim dışımızda bir gerçek var ama biz buna tam ulaşamıyoruz, yaklaşabiliyoruz. Niye ulaşamadığımızı da biliyoruz. Yeteri kadar gözlem yapamıyoruz. Gözlem boşluğu hem alanın çok büyük olmasından hem boyutların çok değişik olmasından kaynaklanıyor. İşte gerçek bizim dışımızda olduğunu kabul ettiğimiz bir dünya. Biz bu dünyaya yaklaşmaya çalışıyoruz. Bunu kontrol etmek mümkün. Test edebiliyorsun. Ötekilerini test edemiyorsun. Veya ediyorsun da fos çıkıyor.
Efos çıktığı anda bırakmazsan işte o zaman iman haline geliyor. Ne kadar saçmaysa inandığım ben o kadar sevaplar falan. Yani böyle saçma sapan şeylerle hayat yaşanmaz yani, değil mi? İnsanlık bir tabiatın içinde yaşıyor. Bu tabiatla temasa gelmezseniz ve o tabiatı anlamazsanız o tabiat sizi öldürebilir de, hasta da edebilir, aç bırakabilir. Dolayısıyla mutlak surette tabiatla konuşmanız lazım. Bunun tek yolu bilin. Bakın bütün dinler, büyüler, bilmem neler, bunların hiçbirinin gerçekle alakası yok. Hakikatle alakası yok. Hakikate ulaşabilmek için tek yol bilim. Hakikate ulaşmadan da bu dünya üzerinde biz rahat ve emin yaşayamayız. Bakın bilim hakikate hiçbir zaman ulaşamaz ama yaklaşır. Fakat bilimin en önemli vasfı yanlışları, hataları ele, hataları çöpe atar. O çok mühim. Yani biz bugünkü bilgimize göre tabi olarak gördüğümüz şeyleri yapmıyoruz. Halbuki mesela işte büyüler, dinler bilmem ne böyle değil. Yani dinlere sorarsan hala Nuh tufanı oldu diye. Kardeşim olmamış işte ben. Yani al bak. Hani böyle saçmalıklar da yaşamıyor. Bilimde yaşam çok mühim. Hasta olduğun zaman bilmek istiyorsun. Benim, bende ne var? Hangi ilacı alırsam iyi gelir. Bunu bir tık bilim yapıyor. Yani sen hasta olduğun zaman büyücüye gidersen hastalığın iyileşmez kardeşim. İstediğin kadar dua oku iyileşmez.